Yatırım, finansman. yatırım finansmanın katkılarıyla işte o çocuk başlıyor Alman hastanesinde bütün doktorlar tam ben doğacağım sırada sallanınca annem bırakıp gidiyorlar. Benim adım da Nilgün Belgün çok uyumlu. Yani artistik bir isim diyorlar. Gerçek adım. Evet gerçek. Belgün soyadı gerçek. Ben ötekileştirmek nedir? Ayrıştırmak nedir? Bunları hiç bilmeden büyüdüm. Rum, Ermeni, Musevi benim hayatımda bu kültürün çok, çok önemi var. <laughs> biz konservatuar babamdan gizli imtihanı girdik. Eve geldim bunu babama söyledim. Babam evi terk etti. Annem aldı beni karşısına. Dedi ki kızım sen dedi oyuncu olduğun zaman mutlu mu olacaksın dedi. Evet çok mutlu olacağım ama ziyan. Hayır senin mutluluğun yok. Annem dedi ki ah dedi bak kapı çalıyor ya geldiği zaman o gitmiştir çoktan dedi. Açtı kapıyı madam. Dedi ki hanımefendi boşa para veriyorsunuz bana. <laughs> <laughs> Ülkemizin ilk kadın nikah memuru Semra Hanım. Görev yaptığı yer İstanbul, hem de Büyükada. Düşünsenize, Büyükada'da bir kadın nikah memuru. Semra Hanım sanatı çok seviyor. Tiyatroya bayılıyor. Ada vapuruna biniyor ve İstanbul'a, tiyatroya geliyor defalarca. Her seferinde kızı da yanında. Semra Hanım sahnedeki sanatçıları hayranlıkla seyrederken yanındaki kızı özellikle kadın oyunculara bir başka gözle bakıyor. Çünkü her tiyatro dönüşü evde o hayranı olduğu kadın tiyatro sanatçılarını canlandırıyor. Onları taklit ediyor. İşte o çocuk Nilgün Belgün. Tüylerim diken diken oldu. Çok etkilendim, tüylerim diken diken oldu. Zaten o tek kişilik oyununuzda çok güzel anlatıyorsunuz. Sizin hayatınız gerçekten bir e, sinema filmi. E, dizi demeyeceğim, bir kolay tarafı. Yok, dizi, dizi olmasın. Olması. Sinema zaten, filmi. Zaten bravo. <gülüyor> <gülüyor> dizi, kolay tarafı. Ama gerçekten... E, harika bir... hayat öykünüz var. Tıpkı sanatınız gibi... E, bütün o... sanatçı kişiliğinizde hayata kattığınız gibi... kendi hayatınız o kadar renkli. Peki hemen öyleyse başlayalım. Anne baba Semra Hanım ve Atilla Bey nerede tanışıyorlar? Bunlar Büyük Büyükada Vapuru'nda tanışıyorlar. Vapur aşkı? Vapurunda. Vapur aşkı çünkü Hadi. babam yedek subaylığını Adada yapan varlıklı bir ailenin oğlu. Annem ee, mütevazi bir ailenin yani memur ailesinin İstanbul'da çalışan kızı. Hmm. Ve bunlar tesadüfen tabii vapur uğruyor ya önce Heybeli'ye sonra Büyükada'ya sonra gidiyor hmm. İstanbul'a. Orada karşılaşıyorlar ve orada büyük Çok bir güzel. aşk başlıyor aralarında. Ben aşk çocuğuyum. <laughs> Çok güzel. Hem de vapurda yani. vapuru. Vapurda, ada vapuru. Evet. diye bakar evet. mısınız bir defa? Film böyle başlıyor. Ba film öyle var. Evet. Çok babam güzel. da hani o çok güzel ben beyaz giyinirler hani e, tabi, denizci olduğu için evet nedek subay evet evet müthiş, aşk müthiş. böyle başlıyor sonra kız istemeye ailesiyle birlikte babam büyük adaya gelince aile anne baba bayılıyor adaya onlar da bir ev alıyorlar hep birlikte adalı oluyoruz evet büyük adalı Siz büyük adalı. o zaman doğumunuz Doğumum İstanbul, Alman e, Hastanesi. Evet. Ama tabii ki çocukluğum Orada ilkokulu geçiyorum. adada okudum mesela. Hocam nasıl adada çocuk olmak? O kadar önemli ki bu. Yani tam böyle şey gibi... E, Stevenson'un Defin Adası gibi... ya da Robinson Crusoe gibi... Ada deyince... hani çocukluk dünyasında böyle bir... macera, perestlik, serüvencilik vardır ya, keşfetme evet, ruhu... Evet. Nasıl adada çocuk, ya, çocuk muhteşem. olmak? Muhteşem. Bir kere doğanın içindesiniz. Dört bir yanı deniz. Oradaki dostluklar, arkadaşlıklar bambaşka. Benim tabii ilkokul arkadaşım var hala adada. Yani ilkokulda düşün. Onun için bambaşkadır yani. Adada bir kere yürüyerek okula gidiyorsunuz. Araba yok, bir şey yok. O zaman tabii ki benim bütün genç kızlığımda, çocukluğumda faytonlar vardı. Çıkacak, çıklak, tık tak, tık tak. Onların gidişi, o ayaklarının sesi. O yani başka bir şey. O yani ada deyince ada, fayton, at, yeşillik, doğa. Ve o deniz. zaman e, e, hafta sonları yine bugün olduğu gibi kalabalık oluyor muydu? Oluyordu ama daha sakin bir kalabalıktı. Biz adalılar e, giderek e, pazar günleri evden çıkmamaya başladık. Sokağa pazar günü yok, evimizde oturduk. <laughs> Çünkü sabahtan geliyorlardı işte dil burnu vardı orada tabii ki piknik yapıyorlardı insanlar. Onlar da taklı tabii ki. Biz de sakin evimizde oturuyorduk akşama zaten gidiyorlardı. Yani bir günlüğüne geliyorlar. Sevgili hocam siz e, pek çok eserinizde hep böyle bir kültür oku kültürden sö söz ediyoruz. Evet, evet. E, bir e, İstanbul Rum kültürünü çok evet. güzel canlandırdınız. Rum, Ermeni, Musevi benim hayatımda bu kültürün çok, çok, kültürlü, çok önemi var. Mi? Çünkü Büyükada'da onlarla büyüdüm ben. Yani bir de babaannem Rum'du benim zaten. Büyük ki, adalı mıydı o da? Babaannem büyük adalı değil bildiğiniz Atina'dan... ...İstanbul'a onların hmm. da müthiş bir hikayesi var. Hmm. Atina'dan İstanbul'a ailesiyle... ...turistik seyahate gelmiş. Adı Sofia. Hmm. 17 yaşında çok güzel de bir kız ailesiyle. Ve bir o zamanlar konfeksiyon mağazaları yokmuş fazla o dönemlerde derde 30'lardan 40'lardan bahsediyorum. Ee, ve Cihangir'de Madam Anna diye bunların ahbabı olan bir e, terzi hanımın evinde dedemle babaannem karşılaşıyorlar. Çok güzel. Dedem de oraya 27 yaşında, babaannem 17, dedem 27, genç bir, varlıklı bir ailenin oğlu. O da bir ömlek diktirmeye falan gelmiş. Aşk, bizim hayatımız aşk, biz bütün ailenin. <laughs> Onlar güzel. da aşık oluyor dedem Benim de babam baba. da Trabzon'da terziydi ya, annem ona bir ceket diktirmek için gidiyor, öyle tanışıp aşık oluyor. E buyurun aşk oluyor. işte, e, Bak, aşk işte, aşk uşakta, nereden, ne bir zaman... Bir aşk demek ki vapurlardaydı, terzilerdeydi. <laughs> <laughs> şimdi kalmadı hocam. Şimdi artık şimdi, keşke Terzi'de olsa, keşke vapurda. Değil şimdi. mi? Yani bak efendim boğazı alttan geçtik, köprüden geçtik, vapurları unuttuk. Yok Terziler zaten evet. artık yaşamıyor. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim, romans kalmadı, romantik evet. Romantizm. kalmadı. Romantizm, lirizm. Lirizm kalmadı işte. Artık yok, madde oldu hayat. E sadece madde olunca da çok keyifli değil açıkçası. Peki sizin dünyaya geldiğiniz gün o saatlerde deprem oluyor. Evet. Evet. Kıyamet kopuyor ve Alman hastanesinde bütün doktorlar tam ben doğuracağım, doğacağım sırada sallanınca annem bırakıp gidiyorlar. Sonra tekrar geliyorlar ve ben doğuyorum. O ara dedem demiş ki e, bu kız Görün bakın ne olacak bu iyi bir şey olacak dedi sallatan <laughs> sallayarak geldi ortalığı demiş. Evet. Gerçekten de haberciniz evet. değil mi? Haber kalede bir deprem oluyor. tabi tamam, İstanbul etkiliyor. İstanbul çok etkilenmiş evet. o zaman evet. ben hatırlamıyorum ama Feci etkilenmiş. Annem dedik bütün doktorlar bir anda gittiler dedi. Ay çok güldüm. Çok iyi. Çok iyi. Ben e, sevgili Gül Sunal'dan dinledim. E, Kemal Sunal da doğduğu gün tabi savaş sonrası hep karartma geceleri ilk defa Elektrikler yanmış o gün. Aa. Bu yüzden adını ışık koyalım demişler. İşte yani herkes... Size iyi ki zelzele demediler. Bana ya. zelzele demediler. Ay zelzele hanım diye. Ama dedem hayatı boyunca bana zelzele hanım gel buraya diye. Beni Söylüyor öyle çağırdı. Tabii tabii. Tabii <laughs> zelzele hanım gel buraya diye. Ben şaka dedim gerçek oldu. Gerçek yani. de yani <laughs> adımı Nilgün koy. Çünkü o, o dönem benim adım da Nilgün Belgün çok uyumlu. Yani artistik bir isim diyorlar. Gerçek adım. Evet gerçek. Belgün soyadı gerçek bizim soyadımız. Nilgünü de Prenses Nilgün diye meşhur bir roman varmış. Annem oradan koymuş adımı. Demek o zaman evde kitaplar var. Kitaplar var. Evet. Okuyan. Peki evet. anneniz Semra Hanım ilk evet. kadın nikah memuru. Ubedullah Efendi'nin soyundan. İlk nikah memurumuz Ubedullah Efendi. Öyle mi? Yani onu buldum ha, ben. Ubedullah ha. Efendi. Ha bu da hanım Ama olarak. Ama hiç evlenmemiş. Ha evlenmemiş. <laughs> Annem de bir kere evlendi Siz zamanla ondan bana geçti. Herhalde nikah ve ben üç kere evlendim. <laughs> Canım annenizle çalışma ortamı açsınız. Çalışma ortamı. <laughs> ah anneciğim deyip masaya gidiyorsunuz. Siz gayet Ay çok şeker. Peki. E, sevgili hocam. Yani bir insanın bir sanatçının ortaya çıkışında e, çocukluk denilen ki öyle hep böyle geçilir. Anlatılmaz. <laughs> biyografilerde <laughs> çocukluk yoktur. Şu liseyi, şu üniversiteyi bitirdim. Bir kere radyomuz hep açık olurdu. Radyo tiyatroları. Radyo tiyatroları da dinlenir. Hiç unutmuyorum Zeki Müren konseri vardı o Hı. benim çocukluğumda radyoda, TRT'de. Evet. O, o mutlaka dinlenir, sabah klasik müzik vardı pazar günleri, pazar dinleri. sabahları, pazar ne sabahları. Ne yani ben benim çocukluğuma denk geliyor bunlar. O dinlenir, sonra farklı bir kültürde yetiştiğim için işte Büyük Adada Rum, Ermeni, Musevi, Müslüman, biz hiçbirimiz o dönemde kimsenin kimseyi ötekileştirmediği dönemlerdi onlar o dönemde yetiştim. O farklı kültürden çok şey edindim. Ee, bizim evimizde Rum müziği dinlenir, Türk müziği dinlenir. Yani şöyle anlatayım ben aileyi kısaca özetini. Şimdi babaannem Rumken dedemle evleniyor. Dedem Müslüman ve muhafazakar bir Müslüman adam. Ee, Müslüman olur musun diyor babaanneme. Babaannem de peki diyor ve adı Sofia iken Selma oluyor babaannem. Fakat ne zaman ki bizim bayramlar oluyor Bizlerin Ramazan bayramıydı, şeker bayramıydı, evet. oydu. O bayramlarda dedem falan bütün aileyi toplar, biz o bayramı kutlarız, babaannem de dahil. Ne zaman ki... E, Hristiyanların bayramı oluyor... E, dedem de onun bayramını kutlardı. Müthiş, hadi. Evet, Şöyle kutlanırdı, Harika. babaannem onların yumurtaları var, ortodoksların, evet, evet, kırmızı evet. yumurtalar. Evet. Onlar evde yapılırdı. Paskalya çörekleri alınırdı ve babaannemin kendi bayramı yani Müslüman oldu ama onun da yaşadığı bir kültür var o kültüre anne babasına saygı anne babasına yere, saygı, saygı ona saygı ben böyle bir ailede büyüdüm Harika. ben yani ötekileştirmek nedir ayrıştırmak nedir bunları hiç bilmeden büyüdüm cumhuriyet Son... çocuğu cumhuriyet çocuğuyum diyorsun, ben cumhuriyet annem budur. de cumhuriyet kadını ben de cumhuriyet çocuğu Böyle bir yaşam... Babam bankacıydı zaten, banka müdürüydü. Yani farklı bir aile idik biz. Peki Sevgili Hocam, e, müziğe karşı bir ilgi mi duydunuz ki eve? Şöyle anlatayım, şöyle <laughs> anlatayım. Benim genç kızlığım, konservatuar yıllarım, bütün gençliğim yetmişli yıllarda geçti. O 70'li yıllardaki hak verirsiniz ki Türk sinemasında da o naif filmler vardı, o Tabii. duygusal filmler romantik vardı, filmler. romantik filmler vardı ve Büyük Adalı olduğumuz için yazları yazlık sinema vardı ve bu filmler hep yazlık sinemalara gelirdi. Anneannem de İzzet Güney'e hayrandı. O da ne zaman İzzet Güney'in filmi gelirse, Ayhan ya yürü evladım ayanışıkla Işık'a İzzet Güney'in filmi gel diye koşturup giderdik. Ve ben o filmlerde duyduğum o film müziklerini o yeşilçam şarkılarını ben onlardan çok etkilendim. Ben konservatuvarda tiyatro bölümü imtihanına girerken şana da girdim. İkisini birden kazandım. Ama oyuncu olmak istediğim için tiyatroya ağırlık verdim. Ama şanda da bir dönem okudum. Dolayısıyla bir ses rengim de var zaten şarkı söyleyebiliyorum. Çok güzel. Ee, bütün hayatım boyunca o 70'li yıllarda yaşadığım o genç kızlık dönemi... Başka bir e, Türkiye'ydi. Farklıydı her şey. O dönemde bir sürü şeyi özümserken... Bu Yeşilçam şarkılarını hiç unutmadım. Onlar çocukluktan kalmış bende. Ve aradan zamanlar geçti. Bana işte ıı, Türker İnanoğlu sayın onun ıı, şeyinde ıı, bir başka gece programında hep Rumca şarkılar söyletirlerdi. Babaannem Rum diye Rumca şarkıları çok severdim. Onları söyletirlerdi. Bir gün dedim ki bir gün eğer e, olursa yani bir gün yap yaparsam kendime ana olsun. Benden sonra gelecek nesillere bırakmak için kitaplar da yazdım. Bunlar çünkü arada giriş yapacağım. Benim yaşarken belgeselimi de isterim. Benden sonra insanların benim hakkımda anlattıklarını istemiyorum. Ben kendim sorum ben anlatıyorum zaten. Arkamdan konuşmayın. Arkamdan konuşmayın. <laughs> Ondan sonra ben hep bunun için çaba sarf ettim. Ve tuhaf ki ee, bu yıl e, böyle baktım 80'ler yapıldı, 90'lar yapıldı, 70'ler yok. Yok çünkü insanın yaşı tutmuyor 70'lere. <laughs> Sanatçıların hiçbiri 70'ye. <laughs> Kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kalmadı. Onun için e, ben de dedim ki 70'leri Metin Özülküye söyledim. Metin Özülkü çok hoşuna gitti. Bak işte bu sana çok olur çok dedi. 70'li yılların, 70'lerden bugüne diye. Ee, sevgili e, Pol Production'dan çıkarttım Çok Polat Yağcı'dan. ve böyle güzel. bir anı oldu bana da. İleride kabare yapmayı düşünüyorum çünkü Çok kabareyi yakışır. bilen yok. Çok yakışır. Yok Unutulduk bilen istemem. yok unutuldu gitti. Kabarede bu şarkıları ne kullanmak düzeldir, istiyorum. Alırsın. Aynı zamanda kendi gösterimde de yeni bir gösteri daha yapacağım Olabilir. 11 yıl Haklı sonra. Bir şey olur. Onda da şarkılarımı kullanacağım. Hep nostaljik şarkıları Harik kullanıyorum. Olur. Sebebim budur. Yoksa gazinolara çık, bellere havaya... öyle evet. bir durum değil. Peki ama <laughs> piyano hocanız kimdi? Ha, bir, tabii ki dedim ya Rum, Ermeni, Musevilerle çok birlikteydim diye. Piyano hocam Ermeni bir hocaydı. Babam da istediler beni müzikle de ilgiliyim. Steinbeck piyano aldılar Oo, bana. Iddialı. En pahalısını aldı adam bana. Müthiş. Yani dedi ki kız piyano çalsın. Akıllarında benim oyuncu falan yok bu dediğimse ortaokul yıllarında. Ondan sonra ilkokul bitti ortaokula geçtik ve hoca tuttular o Ermenim adam çok meşhurdu piyano hocası olarak kadın geliyor e tabii ki solfej diye bir şey var bir gerçek var solfej bilmek lazım nota bilmek öğrenmeden lazım öğrenmeden olmaz Öğrenmeden olmaz fakat o bana çok ağır geldi <laughs> yani korkunç sıkıcı do basacaksın si basacaksın oradan oraya ge bunun yarın çalışacaksın yarın geleceğim dinleyeceğim diye kadın kapıdan çıkar çıkmaz kulağım da çok iyiydi Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. <laughs> <laughs> Gel bana her erkeceksin. Filmlerdeki Ama şarkı, yazdık filmlerdeki. Filmlerdeki, yazdık. <laughs> sinemadaki şarkılar. Sinemadaki abi, şarkılar. Ben bunu çalıyordum. Annem, evladım yapma. Bak. bak bu notaları öğrenmen lazım kadına bilmem ne falan derken. Bir gün tekrar kadın gitti. Hayır, benim kendimi deşarj etme şeyim o. Yani birden o kadar sıkılıyorum ki notadan. Birden kadın gidiyor ben gözleri aşka gülen taze o benim eğlencem yani neşelendiriyorum kendimi. E kadın duymuş bunu. Eyvah. Geri geldi. Annem dedi ki ah dedi bak kapı çalıyor ya geldiği zaman o gitmiştir çoktan dedi. Açtı kapıyı. <laughs> Madam. Dedi ki hanımefendi boşa para veriyorsunuz Boşa para veriyorsunuz bana, <gülüyor> 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 dürüstmüş, dürüstmüş. Para veriyorsunuz bana <laughs> bundan olmaz dedi. Ben de böyle gösterim. Ondan sonra <laughs> bir gidiş o gidiş. Ama sizden oldu. Ama oyuncu bir, oldu. Ha, güzel. <laughs> i̇şte sizden çok güzel bir sanatçı oyuncu oldu. Ee, o. Adadan tiyatro seyretmeye gitmek. Hangi tiyatrolara giderdiniz? Şimdi neden kaldı? Arena Tiyatrosu vardı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Annem beni ortaokulda falan hep küçükken çocuk oyunlarına götürdü. Ne zaman ki ortaokula başladım, hafta sonları hep adadan inerdik İstanbul'a ya da İstanbul'daydık o dönem galiba ortaokulda. Evet. O dönemde devamlı beni tiyatro. Mesela ben Zeki Müren'in Aşk ve Sempati diye bir oyununu gördüm. Hiç kimse Aha, böyle ile. bir Müren tiyatro oyuncusu. yaptı. Çok ilginç. Tabi araştırın hemen. Çok ilginç. Tabi Zekuner'in hmm. aşk ve sempati adı ve Altan Karındaş'la oynuyordu. Altan çok güzel. Çok Büyük en... oyuncu. Ve gerçekten adam çok iyi oynuyordu. Evet. İki kişilik bir oyundu. Evet. Hiç unutmuyorum Beyoğlu'nda arenada mı seyrettik onu? Yani onu net hatırlayamıyorum gittim İstanbul hmm. tiyatrosuna giderdik Toto Karaca hmm. oğlu Cem Karaca onlar ailece. Yani bu tiyatrolara beni annem. Zeki Müren ne dedi? Bak evladım dedi sen şarkıcı diyebiliyorsun. Bak tiyatro yapıyor gel gidip seyredelim dedi. Aldı beni. Ay muhteşem bir oyunda hala gözümün önünde böyle kırmızı bir ışık yanıyor. Oradan ranzalı bir yer iniyor adam işte kadınla konuşuyorlar. Müthiş Altan Karındaş da çok büyük bir oyuncuydu. Çok. O yani sonradan anladım Altan Karındaş'ın nasıl. Tabii daha ortaokul yıllarındayım yeni gidiyorum. Hiç unutmuyorum mesela bir oyuncu vardı bu neyse unuttum adını onun oyununa götürdü ben hayran hayretler içinde kaldım. Evet. Yücel de adı galiba soyadı mı adı mı ne? Yani Beyoğlu'nda yolundan tiyatrolarda Beyoğlu bütün tiyatrolara gittik. Evet, peki. peki bu e, siz e, şu anda anlatırken bir aslında oradasınız biliyor musunuz? Küçücük çocuksunuz. Hayran o kadar hayran etkilendim. öyle sahneye bakıyorsunuz. Evet o peki, sahne. Anneniz bunu nasıl karşılıyordu? Yani de görüyor ki. Yani Annem benim... bir kere tiyatro kültürü almamdan çok mutluydu. Hı -hı. Yani ama ailede hiçbir oyuncu yok, kimse yok yani sanatçı yok ailede. Ama sanata çok meraklı herkes. Yani babam da Türk sanat müziği, evde biz sazlar gelir falan, eğlence yapılırdı, cumartesi geceleri bazen yani... Aile sanatı severdi, müziği, evet. Türk sanat müziğini severdi. Ama çocuğu sanatçı olmaya yönelince babam kaygılar şimdi, başlıyor değil hayır, mi? Hayır, tek çocuğum. Kolejde okutuyorlar beni. Babam şeyi çizmiş, eskiden öyleydi aileler. Ee, geleceğimi çizmiş, ee, ağzım çok laf ediyor diye, konuşkanım diye, avukat olabilirim diye düşünmüş. Doktor düşünmüş, işte mühendis düşünmüş. Onlar üzerine adam gidiyor yani. Adam öyle yetiştirecek. Ben birdenbire bu tiyatrolara gide gele, gide gele... Aynı demin nasıl etkilendim, sahnede zekvenini gördüm. Aynı öyle dedim ki ben anne oyuncu olmak istiyorum dedim. Annem çok medeni bir kadın. Babama söyleyemedim babam. Şok geçirir adam ne o Şimdi de benim o çocukluk dönemimde artist olmakla şimdiki artist olmak da farklı. Çok farklı. Çok farklı. Şimdi daha çok para kazanma üzerine herkes meraklı oynuyor. Futbol oynadı. da öyle. Futbol da öyle. Yani, yani şimdiki dönemlerde ya futbolcu kız ya da kaseti olan birine kız verilirmiş <gülüyor> <gülüyor> falan öyle şeyler vardı. Kaseti olmayan ya da futbol oynamayan kız Yok verilmez da. denirdi evet. falan bir, bir dönem çok şaşalıydı. Şimdi de öyle. Ama bizim dönemimizde tek tük oyun da Gürüs Sururi falan vardı yani onlara gittik seyrettik. Cihat Toto Karaca, Mehmet Karaca, Alev Sururi... Bütün bunları gördüm ben yani. yani. Zor olduğunu da biliyordu yani. Bir de sözünüzü kestim. Şöyle bir şey var. Babam... Bu dünyayı bilmeyen bir adam. Yani sanat olarak bakıyor ama dünyayı bilmiyor. Korkuyor adam. Bir tane kızı var istemiyordu yani. Şimdi istemediği bölümden değil oradan devam ediyorum. Anneme gittim söyledim. Ben onu. Annem dedi ki tabii evladım neden olmasın. Yalnız dedi ee, sen liseyi bitireceksin dedi ortaokuldaydım. Liseyi bitirdikten sonra konservatuar tiyatro bölümü imtihanlarına gireceksin. Hatta sesin de fena değil şana da gir. Eğer dedi bunları kazanırsan yeteneklisindir demektir. Hiç olmazsa bunun eğitimini alarak yaparsın. Çok mantıklı. Ve biz konservatuar babamdan gizli imtihana girdik. Gizli Annemle gittik. İlk beni canım hocam şey Yıldız, Yıldız Hocam. Hocam. bir tanecik hocam. Yıldız Hoca beni şey yaptı. Hatta çık bir yürü Caniko dedi. Ben artist olacağım diye bir yürümüşüm sallana... <laughs> Caniko dön kırıtmadan tekrar yürü. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Ondan sonra e, hocam yani benim hem hayat hocamdı hem e, bambaşka bir hocam. Şimdi konservatuara gelmeden. Gelmeden. Ha onu söyleyeceğim. Çok önemli bir kısım var. Ay bir hafta sonra gelin, bakın dediler kazanacak mısınız, kazandınız evet. mı listeler azalıyor. Eyvah. Bir hafta sustuk evde. Erkeği gergin bekliyoruz yani, gergin bekleyiş. Annem sus evladım diyor. Hayır kazanmazsam adamı niye zıplatalım? Sorun Şimdi yok. Son, Ev rahat edecek siz kazanmazsanız. Yani, rahat edeceğim yani. Ama kazandım. Eyvah. Eve geldim, bunu babama söyledim. Babam evi terk etti. Ne? Gitti adam. <laughs> gittim, bana söylemediniz, arkamdan iş gittim. Anneme dedim ki, anne ben ürktüm tabii üç kişilik evet. bir aileyiz. Anne dedim sen kocasız, ben babasız kaldım. Ben vazgeçeyim dedim işte orada hmm. kadının gücü o kadar önemli ki. Annem aldı beni karşısına, dedi ki kızım sen dedi oyuncu olduğun zaman mutlu mu olacaksın dedi. Evet çok mutlu olacağım ama Ziyan, hayır senin mutluluğun önemli. Müthiş. İşte bu benim için. Senin mutluluğun önemli. insanlar mutlu olmak için. Hele yaptıkları işte mutlularsa dedi ki bitmiştir iş işte dedi. Sen hiç merak etme dedi. O insan kızı dedi konservatuar kazandı diye ev terk eder mi? Olur mu dedi babası böyle bir şey olur mu? Ortada ne var konservatuar gün Başarı sadece. var üstelik yani. Başarı var. Kadın orada denedi beni ben. Gerçekten çok hmm. istiyorum. 3 güne kalmaz gelir dedi babama. hakikaten üç güne kaldı elinde var. Döndü. Çok güzel. Döndü ama neler etti bana yani bir tane anlatayım lütfen, çok enteresan. Lütfen. Şimdi Debikoş o kabarede oynuyorum. Oraya geliriz de şimdi ben Tabii. bu hikayeyi anlatacağım. Müthiş bir oyun Haneler diye Ferhan Ferançon'un yazdığı. Efsane. Mu efsane. Ondan sonra o ıı, oyun oynuyoruz. 5 kişilik bir kadromuz var. Metin Akpınar zekalası, Ahmet Gülhan ben ve oya başar ben ee, Ayşen Guru da oyundan ayrıldığı için onun yerine evet. alındım. Konservatuar demişler böyle yetenekli bir kız var yeni de bir çıkmıştım. Hemen onu alalım demişler. Şarkı da söylüyor demişler kabarelerde. Şarkı söyleniyor. Annemin aklı o da iyi ki şana da gitmişim. Ayşen'in rolüyle başladım. Bir kere ben ilk profesyonel hayatıma başrolle başladım. Üçüş. Büyük bir şans. Ve de tabii ki insan annesini babasını çağırmaz mı? 6 ay önceden biletler bitiyor sıra serbilerdeki deve koşu kabayı. Yıkılıyor orası. Zirvedesiniz artık Zirvede... Hem de Ayo, oradan başlıyorsunuz. Oradan <laughs> başlıyorum en tepeden yani. O Hatta o ara e, hocam da teklif etmişti. Ama deve kuşuna ve hayrandım oyunlarına falan. Deve kuşunu seçtim ve komedyen oldum. Hocanın tiyatrosunda olsaydım daha dramatik bir oyuncu olacaktım. İşte insanın bir yol ayırımı var. Orada iç sesiniz ne diyorsa o oluyor. Ondan sonra geldi babamla annem. En notu, babam çok sinirli zaten. Beni tiyatroda görmek istemiyor. Zorla gelmiş. Ondan sonra çıktık. Millet yerlerde yapışıyor. Herkes ölüyor diyor. Babam. Hadi. En ön birinci Eyvah. perde bitti. Eyvah. Annem babamı kapatsın diye. <laughs> Annem babamı biz <laughs> görmüyoruz. En öndeler. Biz Yazık Sevda Hanım'a. İçeri, içeri girdi. Hiç gülmedi mi? Gülmedi. İnadından. Otoriter zaten. Hiç gülmedi. Girdik içeri millet geberiyor yerlerde. Girdik içeri. Metin Akpınar dedi ki kim bu önde oturan suratsız adam dedi. Yani gülmediği için... göze de batıyor. Bütün salon gülerken orada o böyle. Gel, yani, yani, Heykel sanatçı gibi. olarak demoralize oluyor insan dedi. Ondan sonra ben hemen ruj sürmeye başladım. Hiç ilgilenmedim yani benle. <laughs> eyvah ben eyvah. 15 dakika eyvah. ara oldu. Ya, bu O kimdi neydi kimin misafiri ne suratı kaynadı ikinci perde. İkinci perdeden çok umutluyum. Çünkü babam sinematiği çok severdi e -e. ve ikinci perdede Metin Akpınar Kadayıfın altı e -e. Erbakan'ın taklidini e -e. yapıyordu e -e. takke e -e. takıp. E ondan sonra e Zeki Alasya rahmetli e Demirel, in Demirel in şapkasıyla e -e. Demirel taklidi Müthiş ve Ahmet Gülhan da Ecevit'i e -e. oynuyor. Yıkılıyor salon ama öyle böyle değil. Orada kesin güler dedi. Eyvah. Orası geldi o sahne. Millet yerlerde. Orada masalar var mı? İnsanlar evet. hem bir şey içerlerdi evet. hem e, bir yani, evet. Ondan sonra millet yerlerde. Babam yine böyle. Herkes alkış ayaklara kalkıyor. Annem babam görünmesinde yine <laughs> alkış. İçeri girdik. Dedi ki yani Zeki Allah'a rahmetli. Bu dedi öndeki adam kimin misafir arkadaşlar. Yani adam Kaldırın bunu burada. Içine, oyunun içine etti dedi. Yani herkes <laughs> birbirinden etkileniyor. Biz dedi sahnede etkilendi. <laughs> Metin dedi ki ne şey yapıyorsun? Çağır dedi müdürü. <laughs> Müdür davetlisidir. Yani <laughs> en öndeki davetli otur. Belli olur dedi ben orada dedim ki artık çıkacak foyan müdür gelince Nilgün Hanım'ın annesiyle de buluşacak. Dedim ki o benim babam dedim. Ne baban ben, mı? ah ben... oh, yavrum <laughs> diye bana ne şefkat ne ilgi üzüldüler. Yani böyle bir anım var babamla. Çok, çok, çok. Babam. Zor zar zor işte. Ben ne zaman ki Nilgün Belge'ye... Atilla Bey tarihe geçti. Atilla Bey tarihe. Yani, yani. Gülmeyen, gülmeyen, tek insan odur yani değil mi? Yani hem de Demekuşu de Kabale'de gülmeyen. Annelere yani. gülmeyen tek insan. <laughs> Peki bu arada peki sevgili hocam demek ki öğrenci hayatınız boyunca gidip geliyorsunuz okula ama baba hiç şey yapmıyor, babam ilgilenmiyor tavırlı. değil mi? Tavırlı, tavırlı babam istemiyor oyuncu olmamı, o dimdik. Şimdi çok da yakışıklı bir adam da herkes benim flörtüm zannederlerdi. 22 yaşında baba olmuş. Ah Bab genç. Tabii çok genç, aşk evliliği yaptıkları için, ya o, aşkla evlenmişler ve de ben de olmuşum 22 yaş çok genç. Yani adama da hak veriyorum. Tam adam şavullayamıyor yani. 22 yaşında nasıl bu boğulur çocuklar? Çocuk şimdi değil mi? 22 yaşında. Çok doğru. Çok e, yani doğru. Yani anlamaya çalıştım sonradan. Evet. E, ne ne diyordun? Ne diyorduk orada? Sevgili hocam, orada oraya geçiyoruz zaten hayat. Yani oraya gidiyor hayat bu. Geçiyor, hayat mı? Ay, çok hayat bu değil mi yani. Evet, e zaten evet. ev vapur aşkı. Vapur e, oradan oraya. Oradan oraya. Vapur, vapur e, Sizin aşık. anneniz babanız Ada vapuruna tanıştı. <laughs> o Ada bu Ada. <laughs> biz de böyle konuşuyoruz Ay, yani. Başkan konuşacağız? Başka sizden. evet. Yani babam bunu hiç kabul etmedi. Ama ne zaman ki enteresan bak. Ben ünlü oldum. Tanındım. Evet. Yıllarca tiyatroyu kabul etmedi. Evet. Yazık dedi. Sürünecek biz öleceğiz. Bu tek başına tiyatro. Kaygıları hala devam Kaygılar ediyor. Kaygılar devam. Ondan sonra ne zaman ki ben ünlü oldum ondan sonra hoşuna gitti. Nilgün Belgin'in babası oldu. Güldü mü bari? E, güldü. Gülmüştür değil mi? Güldü, güldü. <laughs> geldi iki üç kere ama asıl <laughs> gülünecek yer deve o yer. orada gülmedi. <gülüyor> <gülüyor> Belki de o güldüğü yerde gülmemesi gerekiyordu. <laughs> Yanlış <Bilmiyorum>, güldü. Yani bilmiyorum. Ondan sonra keyif aldı yani. Sevgili hocam konservatuarı o, bitirdiniz. İlk oyununuzdan sonra çok güzel bir insan size bir beyaz gül uzattı. Evet. Ay Haldun Taner. Ah canım o geldi. Çünkü onlar ikisi birlikte şeyin Ferhan'ın hocasıydı zaten tabii. Haldun Bey. O yetiştirmiş Ferhan'ı. Onlar ikisi de geldiler oyuna. Ferhan tabii benim yaşlarda. Arkadaşlık biz Ferhan'la. Ama Haldun Bey bir de çok uzundu Haldun tabii. Bey. E ben küçüğüm. Tabii. Haldun Bey beyaz bir gül. Hiç unutmuyorum. Beyaz gül ben ondan sonra kimseden almadım. Kırmızı çok evet. aldım da erkek. beyazını almadım. Tek, Tek aldığım erkek. erkek. O i, i uzattı gülü bana. Aşağıya eğildi. Ben uzandım almak için. Ve beni tebrik etti, çok beğendi. Ayşen'den sonra da orada 23 yaşındaydım yani o yaşta Müthiş. o oyunu o sırtlamak kolay bir şey değil evet çok zor o, oya da oya da vardı oya hala anlatıyor diyor ki Nilgün yani hepimiz çok geçirdik nasıl cesaret nasıl yaptı nasıl etti diyor hayret ettik diyor ben hiç hayret etmiyorum <laughs> ama siz hep böyle çok cesur hiç cesur. Böyle korkusuz yani en büyük sorumluluk alan. Siz bana dersiniz ki senin hayat mucizen nedir? Benim hayat mucizem cesaretimdir. Müthiş ama çok açık. Evet, cesaretliyim. O kadar belli ki tüm sahnedeki asla. halinizde, her şeyinizde ama işte o, o sizi büyütüyor. O, 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 duygularınız, o cesaretiniz, o gözü kara oluşunuz. Evet, Maskesiz oluşunuz. Hani hiç yani... maskem yok. O bir takmayı bilmem zaten. Sadece rolleri oynarken oradaki o rollere göre işte Hı. oyunculuk yapıyorum. Peki bir dönem gazinolar çok önemliydi. Gazinolarda da çok evet. önemli gerçekten gazinolar. Evet. Şimdi yine bizi izleyen genç arkadaşlarımız ne yazık ki bilemezler ama gerçekten çok sanatın yaşadığı, sanatçıların kendini geliştirdiği, insanın buluştuğu ki, bir yerde. Tabii ki Gazinolarda, Maksim Gazinosu, evet. Bebek Gazinosu, şey ben mesela hayatımda Zeki Müren'i ilk defa annemle babamla gitmiştim sanıyorum. Ee, ortaokul sonda mıydım? Ne şeyde gördüm? Ee, söyleyin. Maxim de gördüm. Ondan sonra tiyatrosuna gittik zaten. Ortaokuldaydım. Gazinolarda da oyunlar oynanıyordu. Kabareler vardı. Ka kabareler Şimdi vardı. o kabareler daha sonra oldu. O kabareler Müjdat Gezenle başladı. Hmm. Müjdat ee, Maksim'de o, elma kabare yapmıştı. Evet. Ali Poyrazoğlu yeşil kabare yapmıştı ki orada da çok kabarede oynadım. Ondan sonra... Mehmet Ali Erbil'in Matine Suhare adlı kabaresi vardı. Yeşil kabarenin çaprazında. Oradaki kadroyu size anlatsam... İlyas Salman... Evet. Alit Akçatepe... Ayşen Guruda... Ben... Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tuç... Sadece oyuncu kadrosundayız kabare. Müthiş arkamızdaki orkestrada Sertap Erener şarkı söylerdi zaten. <laughs> Uzan heparı çalardı. Bakar mısınız? Işte. Yani şimdi Levent Yüksel şarkıcı, o zaman Levent Yüksel bas gitaristi. Gitarist. Yani ben nerelerden valla tarih oldu. Kendim abi. bazen karga gibi hissediyorum. <laughs> hayır, hayır. Şu Ama var. Bu kadar yaşamış. Yani işte mı? o kültürü yaşatan insanların evet. Ee, buluştuğu yerler o kadar farklıydı ki o evet. kadar nitelikliydi ki. Evet, evet. Bakarsınız şu saydığınız isimler ve bunu gösteriyor. Yani Tabii. böyle bir bir iklimden söylüyoruz ediyoruz aslında. Evet. Farkında mısınız? sonra benim böyle zaten partnerlerim vardı. Metin Akpınar, Zeka. merhaba demişim Metin Akpınar, Zeki, Alasya, Ahmet Gülen, Metin Serizli, Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu. Ben bunlarla hep oynadım. Can Gürzap böyle geçti hayatım onlarla o kadar önemli ki yani bana iyi oyuncusun işte şöyle komedi ama ben hocadan ders almışım bu aktörlerden. Zaten sırf ders almakla olmaz. Okulla bitmiyor hayat. Pratik yapmak, okul teori ama pratik çok önemli hayatın içinde. Müthiş. Evet. Komedi de çok zor bence tiyatronun en zor alanı. Ee, kadınların bu konuda başarılı olması daha mı zor, daha mı yani hep böyle erkeğe yakıştırılır ya. Yani... Hemen cevicik anladım. Evet. Bunun zorluğu neden biliyor musunuz? Erkekler bel altı espriler rahatça yapabiliyorlar. Hmm. Ama kadınlar yapamazlar, Güzel. kadınlara Güzel. yakışmaz. Toplumdaki yeri yani. Diyorsunuz. Toplumdaki yer, yerine göre bizde Maalesef. daha dikkatli olmak lazım. İşte ben bunu başardığım için çok ben yani aşırı gidiyorum. Cem babası geldi. Şey Cem Yılmaz'ın annesiyle babası geldi. Dedim ki oğlumuz kadar güldürüyorum. Fazlası var, eksi yok. Siz bir yaşanmışlık anlatıyorsunuz. Zeynep Hanım dedi adamcağız bana. Yani hakikaten çok güldürüyorum çünkü anıları anlatıyorum bu ustalarla yaşadığım tiyatro anılarımı, hayattan başımdan geçenleri ama bunları hiç kimseyi rencide etmeden ve katiyen kadın olduğumu unutmadan. Hocam e, Vedat Günyol derdi ki güler yüzlü bir ciddiyet. O sizde biliyor musunuz? Evet, evet. Gerçekten yani e, hem güldürüyorsunuz ama böyle bir bir omurga bir duruşunuzda da. E, evet, bir, evet. Bundan... o saygınlık içinde o zaman zaten insan kendini seyirci orta daha rahat hissediyor biliyor Ama musunuz? işte hem seyirci rahat ediyor hem ben bu kimlikten bu şekilde çok rahat ediyorum. Ben saygı babamdan da geçmiş olabilir. Babama çok saygılıydım ve siz derdim. Öyle ne kadar sen demedim babama. Yani sizle konuşurdum çünkü öyle eğitildim e, ee, bayağı eğitildim ben yani babam tarafından. Ama derdim ki anneme mutfakta gidip anne bu kadar disiplin benim hayatımın neresinde yarayacak bana derdim. Sus evladım idare et babandır falan derdi. Ama o disiplinler de yaradı biliyor musunuz? Yaptığım işte tiyatro. Çok güzel. Tiyatro disiplinli bir iş. Çok güzel. Tiyatro öyle öyle elini bir saat önceden gideceksin hazırlık yapacaksın falan. Hala o disiplinim kendi gösterimde Hele ki var okumak değil mi? Tabii ki, tabii ki tabii. Hocam ve öğrenci ilişkileri. Size onu söylemedim. Fonetik diksiyon hocam kim? Kimdi? Melih Cevdet Anday. Hadi. Allah Aa Melih hocanın Melih hocanın talebesiyim of, of of yeter zaten. Yani fonen <laughs> sarılırdı bana. Sahneye çıkartırdı hep çocukları. Evet. Hayır, değil mi kızım derdi. Hayır hocam, hayır değil kızım. Hayır. Yani bunu hayırla hayır hatırlıyorum nasıl eğildi değil mi? Hayır denir değil mi? Hayır. Hayır hayır değil mesela. Yani bunları fonetik diksiyon hocam. Öteki hocamı söyleyeyim. Sabahattin Kudret Aksal da hocam. Oo, yani talebeye Kudret. bakın hocam. Of, 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 of. Bak, benim talebeye de çok Talebeye çok değer verdiğim, çok sevdiğim e, hocalarım nasıl ediyorsun biliyor musun? Evet Sabahattin Sevgili Kudret yani, adaya gidip gelirdi. Tabii. tabii. Fenerbahçe'de otururdu. Evet hep büyük adaya gelirdi. Şeyi çok severdi bak. Melih Cevdet de gelirdi. Ah Melih Cevdet. Evet, muhteşem. Adaya mi? defnettik onu zaten. Ay. Büyük adada yatıyor Melih Cevdet. Ciddi mi Tabii. Onları ikisi tabii. kafa kafaya verip hep tabii. bu eğlenimli kitapları. Adayı oraya defnettik. Evet. Sabahattin evet. Kudret Aksal <laughs> Tren istasyonlarını çok severdi. Derdi ki beni telefonla arardı. Cep telefonu yok evet. oluyorlardı. Sunay beni alsana Küçükalı'ya gidelim. Küçükalı dedi tren istasyonu. Küçükalı Tren istasyonu böyle hemen kenarında böyle bir kahve vardı. Otururdu. Sohbet ederdik. Tren gelince susardı. Öyle bakardı. Ha. İnenlere binenlere Ama uzun uzun. Ama ben treni çok severim. Tren niye severim bilmem. Yani tren bana çok nostaljik gelir. Beni çok duygulandırır. Çok şiirsel gidiyor. değil mi? Şiirsel değil mi? Tren yolculuğunu da çok severim. Tren geçerken bakmayı da severim. Tren videolarını da hep paylaşırım ben. Bambaşka başka bir ülke, değil Evet, mi? saygı hikayelerimde. başka. Şimdi dediniz ya Sabahattin Kutlayat Aksal, Melih Cezat Anday. Ya ben de hep çok sevdiğim ustalarımdan ediyorsunuz. Çok ama. Ve bunlar sizin hocalarınız Hocalarımız oldu. Hocalarımız bizim Seyit Al vardı mesela o oh. evet. eskrim hocamda. Eskrim, eskrim mi var? Haberi yok insan. Eskrim diye desem ben bakarlar şimdi suratıma. Eskrim, eskrim bilmiyorlar. Çünkü eskrim Tabii. sahnede duruş, dik durma, vücudunu kontrol etme sebebi. Ben de merak etmiştim ya bu eskrimle ne ilgimiz var? Biz tiyatrocu olacağız. Kurbiyatlara <laughs> hazırlanıyoruz. Evet meğerse o. Yani. İnciler yer vardı o bizim oda i̇nciler, sanat tarihi, İnsel, çok, inciler çok, çok yer. Büyük. Yani hocalar da çok. Hocam güçlü. yani siz konserbatora bitirdiniz aslında doktora yapmış oldunuz. Bugünkü denge inanın o yani. Alt yapı çok önemli. Çok. Alt yapım buralardan geliyor ama üst yapım da çok önemli. Oynadığım aktörlere bakın yani. Müthiş. Hepsinden birer bir şey öğrensem yeter. Ben mesela çok iyi vaudeville ve Fars oyuncusuyum. Bunların sebebi Haldun Doğurmen'le Metin Serezli'dir. Onlarla on sene Fars ve Vodvil oynadım. Şimdiki Kusura çocukların ediyoruz. Fars Vodvil nedir bilgileri yok. Kabareyi Metin Akpınar'larla oynadım. Sonra çok kabareler yaptım. Dediğim gibi bu gece şeyleri, şovları yaptım. Yani o zaman hep benden, bana ihtiyaç duyarlardı bir kabare oynayacağı zaman. Ne de olsun diye. E sonradan da komediyi de en hasıl insanlardan öğrendim. Daha ne yapabilirim? müthiş Yani bunlardan hiç feyiz almazsam da ben atayım kendimi denize. O zaman o zaman doktora adına vazgeçtim ordunery. Ordunery. <laughs> ama öyle gerçekten öyle. Ay çok Şaka değil bu dedim ama. Ama gerçek. Var, çok şaşırdım Şu Melih dediğiniz... Bey'le, Sabahattin Bey'le siz de tanışmışsınız. Tabii ustalarım benim onlar Ay, biz biz çok onların, onların musun? arkasından yürüdük. Evet, evet. Ben e, Cağaloğlu yokuşunu iner çıkardım niye biliyor musunuz? O yıllarda bütün yayın evleri dergiler gazeteler orada ya. Evet bir yazarla bir şairle karşılaşırım diye. İşte bunlarla karşılaştı çünkü cahal bizim okul. Tabii Yani orada Melih Bey böyle bana tabi. dokunmuşluğu var. O kadar tabii. önemli ki. Tabii. O kadar önemli ki. Müthiş. Ya, Peki oralara sev götürdünüz şey. hocam, kimseyle bu muhabbetleri yapmadım. Ya, Çok mutluyum. İyi ki geldim. Nerelere gittim bir bilseniz. Teşekkür ederim. E, çünkü sizin kültür DNA'nız ortaya çıkıyor. Yani bir e, Nilgün Belgün kolay olunmuyor. Teşekkür tamam. Ederim. O yetenek var, her şey var ama bu entelektüel yapıyı da Kimlerden aldın? Kimlerin ışığında yürüyorsunuz? Evet, evet, Sizin evet. buraya gelmenizde bu yola kimden ışık tutmuş? Ama popüler kültür bunlarla hiç ilgili değil biliyorsunuz yani. Yani <laughs> popüler kültürde bunlar konuşulmuyor. Maalesef. Öyle. Ben görüyorum çok yetenekli arkadaşlarımız var ama kendilerini geliştirecek, onların kapati değil. O sözün ettiğimiz ışığın tutulduğu yol evet. ne yazık ki yok artık. Evet yok maalesef. maalesef. Yetenekliler ama. Maalesef. Bir şeyi geçemiyor. Biz uzun lafın kısası biz şanslı bir nesildik, şanslı çocuklar. Peki konservatuvarda en yakın arkadaşlarınız kimlerdi? Kimlerdi? Gül Onat mesela. Gül, o, çok evet, güzel. Gül Onat benim sınıfımdan. Zaten bizim sınıftan iki tane oyuncu evet. çıktı. Çok böyle Gül, önde olan evet. Gül Onat'la ben. Tabii. Ondan sonra Mehmet Birkiye vardır. Tabii, o benim çok sınıfımdaydı iyi. Aa, o da. Çok güzel. Mehmet Birkiye müthiş çok bir değerlidir. rejisör oldu. Tabii, tabii. Ondan sonra... Kardeşi de öyle Atilla Birkiye. Ben onu tanımıyorum. Mehmet'i evet, çok tabii, iyi. Çocuklukla işte tabii, dediğim tabii. gibi düşünün liseden sonra onlarla, onlarla beraber yazar, büyüdüm. Evet konser şeylere gider gelirdik. Ben de tabii tek kızları olduğum için ailenin bir de nişan taşında falan oturduğum için ben Cağaloğlu kültürüm yok. Koca kız annem götürdü getirdi bir süre Cağaloğlu'na. Ondan sonra öğrendim hangi otobüse binmem lazım, hangi otobüsten inmem lazım. Yani öyle biraz babam şey büyüttü beni yani daha büyük. Kadar. Tek kız çocuğu. Anadolu kulübü, Nişantaş. <laughs> aman oralardan uzaklara gitmesin. Ee, Etiler'de o zaman akmerkez'in yerinde bildiği şey çayır vardı. Kocaman çayır bile değil, bir Kışık, arsa bomboş. Kurtlar inerdi ya? Haber Etler olurdu. diye bir yer yoktu ki. De, haber olurdu. Haber olur. Etiler yoktu Tabii ki. Yoktu. Yani. Çok doğru. Çok doğru. Peki Segül Hocam, tiyatro, tiyatro, tiyatro ve birdenbire sinema. Nasıl başladı? Sinema çok az yaptım. Evet. Yani e, şeyle e, sevgili Kemal Sunal'la Sunal, Kemal Sunal gelinme, O da çok enteresandır şimdi. O vakte kadar... Kemal Sunal'a aşık olan... Çok, çok aşık olan kız. <laughs> çok az o, oynadım sinemada. Evet. E, birdenbire başrolle Halkalı Kemal Halkalı Sunal... Köle, Halkalı Köle'de de... Halkalı Köle'de. Ama Bekir Yıldız'ın da... Evet, o, evet. Daha küçük rollerim vardı. Evet. 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 E, evet. ama velakin böyle bir başrol gelince bana... Ben tabii biraz çekindim. Neden? Şimdi burada öpüşmeler var falan ya Türk sinemasında. Evet. Vardı, serbest. Tabii sinema her yerde olacak yani. Evet, sanat ama bu. benim hiç alışkın olmadığım bir şey, ben Orhan Aksoy'a gittim. Dedim, orayı dedim, çalışmamışsınız. Orayı çalışmadım. <laughs> dedim ki Orhan Beyciğim, ben bir Kemal Sunal'da da... Tabii iş hayatında bilmiyorum ama... Dostluk var. Ee, Orhan Beyciğim dedim, Orhan Aksoy'du yönetmen. Ben dedim öyle öpüşme, sevişme sahneleri yani yapamam. O, o, öyle bir şey geldiği zaman sizin işinizi zor durumda bırakmayayım. Onun için siz beni başka bir sanatçıyla isterseniz çalışın dedim. hiç unutmam bu banko lafını. Sen yalvarsan da Kemal öpmez dedi. <laughs> Kemal kimseyle ne öpüşür tamam, öyle bir uyuyor. sanılması ya. Biz evet. sadece şu kadar sarılmışlığımız var o kadar. Yalvarsan öpmez dedi. Onun için için rahat oyna dedi. <laughs> Onun öyle kuralları varmış, Sunal kuralları varmış tabi, yani. Tabii Türkan Şoray kuralları tabi, gibi tabi, evet. Tabii tabii bunu hiç unutmam. Anılar yani anlat anlat bitmiyorlar işte. Tabii. Peki, e, sinemaya oysa ki e, başarılı tiyatrocular hep sinemada devam ettiler. Siz Dediniz ya çok az oynadım. Bunu bir nedeni var mı? Ben tiyatro tiyatro daha mı tutkulum? Ben tutkum var tiyatroya. Ben her şeyden vazgeçerim tiyatro. Ben tiyatro yüzünden diziden kovulmuş kadınım. Bana yapımcı dedi ki çok da önemli bir rol oynuyordum. Şimdi söylemek istemiyorum hangi dizi olduğunu. Dedi ki ya tiyatro ya dizi dedi. Çünkü sen asıl parayı buradan kazanıyorsun kızım dedi bana. Evet ama siz beni tiyatrocu olduğum için seçtiniz dedim. Evet ama dedi tiyatro aksatıyor şeyleri dedi. Aksatmıyordu halbuki. Yok dedim ben efendim tiyatroyu bırakamam. E yapımcı da güçlü adam. Hayır bırakacaksın dedi. Senin para burada dedi yani. Para kazanıyorsun. Az parada da değil ama. Az para değil şey dizi paraları. O zaman da öyleydi. Ondan sonra ben dedim ki hayır ben dedim bırakamam tiyatroyu dedim. Adam durdu durdu durdu. İyi hadi git 200 liraya oyna dedi. O zaman 200 lira alıyordun tiyatroda. Burada da bir mesleği 20'ye yakın ya. Yani. Ve ben peki efendim dedim. Kapattım kapıyı çıktım gittim. Ve tiyatro yaptım. Ama şimdi bir insan bir şeye emek verirse ben o seyircilerime çok emek verdim. Onlara hiç kötü oyunlar oynamadım. Girdiğim tiyatrolarda Bunu hissettiriyorsunuz biliyor musunuz? Evet yani ben kötü hiçbir şey siz zaten. Yapamam ve seyirci de bugün işte bütün salonlarımı dolduruyor. Yani ben onlara emek verdim. Şimdi de onlar bana Yani bir e, salonun veriyorlar. koltuğunda oturup sizi sahnede o ilk kez gören bir insan iyi ki buradayım diyor biliyor musunuz? Evet, diyorlar. Yazıyorlar da zaten. Dedirtiyorsunuz zaten. Yani öyle bir sağ olsunlar. Gücünüz var. E, ben de o işte onu çok onları severek onlara kötü bir şey yapmamak üzere yola çıkıyorum. Mesela benim ağzımdan kötü bir laf çıkamaz. Onlara karşı utanırım. Yani dedim yani hani bel altına yapamam yani öyle. Ama gerek kalmıyor biliyor musunuz? Eğer komedinizi iyi biliyorsanız e, bu komedinin bir matematiği var. O matematiği çözdünüzse anlatacağınız hikayeler de dişi hikayelerse aslanlar gibi güldürüyorsunuz herkesi. Buna gerek yok. Bu kolay yol. Ben kolay yolu zaten erkek de olsam seçmeyi düşünmem. Harika. Hocam bir zamanlar televizyonda, şu ekranda e, skeçler vardı. Evet, ne kadar önemliydiler evet. değil mi? Yani o Türker İnanoğlu'nun yaptığı programdaydı o skeçler. Hı hı, evet. Sonra da biz Ali Poyrazoğlu ile beraber oynadık. Hatta e, Güneş Güneş Tececiliydi evet. e, sanıyorum tabii, tabii, programı tabii yöneten. Zaten. Evet. Çok değerliydi o da. Çok değerliydi. Yani oralarda Ali ile e, gündüz programlarında skeçler yaptık. Deve kuşun şey e, Türker Bey'in bütün programlarında hatta Türker Bey beni o kadar sevdi ki bana özel skeç yapayım diye bir eğlence programının sonunu bana verdi. Yani adam çünkü bana ben dedim ki bir gün bir şey olursa ben de çok dedim şey taklitler yapabiliyorum. Bana güvenebilirsiniz. Bir gün verirseniz öyle bir program isterim dedim. Adam gözünü çıkarttı. O zaman daha yeni başlamışım. Düşüneyim dedi. Koydu gözünü. Yıllar sonra bana diyor ki işte o gün dedim ki diyor bu kızdan olur bu cesaret. Türklerin anona gideceğim de program isteyeceğim yani büyük bir cesaret. Müthiş. <laughs> 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 Peki hocam, hey, parayı tercih etmediniz. Hep tiyatroyu, Etmedi, sanatı evet, tercih ettiniz. Evet. Sanat tercih. Ama konsept. Beni mutlu edeni tercih. Et. Evet. Emeğinizin sahnedeki emeğinizin karşılığında aldığınız ilk telif ilk oy, ilk oyunda mıydı ilk yani İlk bir Deve kuşunda oynarken hiç unutmuyorum 1500 lira aylık alıyordu. Evet. Ne yaptınız şimdi? Öyle bir andır Ay, ki. o. ama ilk, şimdi öyle ilk. demeyin. 1500 lira aylık o zaman önemliydi ya. Ayşe'nin aldığını ben alıyordum işte. Evet. Böyle giyiniyordum, kuşanıyordum. E, tabii ki annemlerle oturduğum için ev kiram yoktu, bir şeyim yoktu. Yani rahat Para rahat. Para hepsi geçiyordum. size kalıyordu. Para hepsi bana kalıyordu. Bir de çok yani çocuklar şimdi o zamanla bu zamanın para şeyin zaten yani Hocam bırakın o zamanı bu zamanı. Dünle bugünü unuttuk <laughs> biz. Dünle bugünü. <laughs> yani ben artık ne benden bir kuaföre gidiyorum mesela diyelim bin lira isteseler ha öyle mi? Tam 1000 lira mı oldu deyip verecek durumdayım bilmiyorum, bilmiyorum artık. Evet, maalesef. Şaşırdım hesaplarıma. Şirazesi... Şiraze kaydı, kaydı, kaydı yani. Kaydı, kaydı, Ama Devamlı. o zamanlar çok rahat geçinirdik biz tiyatro paralarıyla. Çok doğru. Müzik ama sizi hiç bırakmadı, o şan devam El, Şöyle ki bırakmadı, evet. mesela... E, Türker İnanoğlu bunu çok iyi yakaladı. Ve bana hep devamlı şarkı söyletti. Rumca şarkılar söyletti, o skeçlerde... Volkan'la... düetler yaptırdı, Volkan Severcan'la... tek başına şarkı... Bana devamlı, Türker İnanoğlu hep şarkı söyletti çünkü... şarkı söylerken ki beni beğendi o... Güzel. yapımcı gözüyle. Onun için ben devamlı skeçlerde şarkılar söyledim. Onun için bırakmadım. Sonradan da dinleyici oldum. Sonradan da e, müzisyenleri çok sevdim. Çünkü e, şey çalamadım ya ben. <laughs> Piyanoyu. Yani o orada kal. Ne diyorsunuz? İçinize oturmuş. Evet, diyor. <laughs> o çalamadığım için onları çalan herkesi çok sevdim. Daha doğrusu istediğiniz şarkıları çalamamıştınız o çocukluğunuzda sonradan istediğiniz şarkıları söylediniz. İstediğim şarkıları söyledim, Kime? istediğimi çaldım. Evet, nota öğrenemedim. Çok Ama güzel. çok isterdim bir enstrüman çalmayı. tek kıskandığım şey enstrüman çalmak. Bir de baba kız ilişkimiz çok ciddiydi. Hiç ben babamın kucağında hatırlamıyorum kendimi. Bir baba kızını kucağına aldığı zaman kıskanırdım. İki kıskanlandan var. Gerisi hiçbir şey. Para, pul, şansöre, piç. Evet. Peki şu e, karatenli oyuncağı kıskandınız mı? Evet, bu benim. <laughs> e, ay ne kadar <laughs> mutlu oldum nasıl buldunuz. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor 1930'lu yıllarda. Evet. E, üretilen karatenli ee, bebek. Bakın ben size söylüyorum ben o bebeğimi çocuklukta zenci ya da siyahi mi ee, diyoruz şimdi ha, hepsi diyebiliriz. Hepsin diyebiliriz. Bir bebeğim vardı ona taptım ben. Hatta şu e, halka küpelerim o halka küpelerim... Ha, çok hakikaten ha çok Şu halka kal, küpelerim duvar. o zenci bebekten kalmadır. A şeydir kalmadır derken ona öykünüp halka küpeden vazgeçmedim bu yaşıma kadar. Çok Ve güzel. Ve o bebeği ben sakladım 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 bütün oyuncaklarım gitti o bebek kaldı fakat bu işte tiyatroda oradan oraya taşınırken ederken falan bebeği kaybettim. Ve benim hayatımın en önemli bebeğidir. Ve ondan sonra çok aradım zenci bebek. Şu dönemde zenci bebek yok. Yani siz bunu Nasıl buldunuz? Nereden buldunuz? Ben siz? bunu sevgili hocam Amerika Birleşik Devletleri'nde bir koleksiyonerden almıştım. E, tamam işte. Bu tamam. E, siyahi bebekler, zenci bebekler ya da ya da karatenli. Amerika'da öptenim. vardır işte. Ha, Türk çok şey değil. Türkler As pek meraklı değil zenci bebek. Çocuklarımız hayır. korkar, morkar derler belki. Bizde bebeği. de üretilmiş plastik olarak i̇şte ama. İşte ben benim çok Türk yok, bebeğiydi. Çok çok az sayıda üretildi. He. Ben size bir ama benimki bir dakika Burayım. bunun gibi taş gibiydi suratı öyle plastik gibi. O zaman gibi. o zaman Avrupa'dan gelmiştir. Avrupa'dan geldi o bebek. Bana. Geldi dedem onu. getirmiş olabilir onu dedem. Ya, de, ya da ya da eee Beyoğlu'nda Japon mağazası vardı. Yok bakın Olunca böyleydi. Ta -ta taş gibi bebek. Evet. Taş bebekti o. O zaman o bu bu, bu türden bir bebekti evet. ve siz onu saçları kıvırcık, kalka bebek. İstiklal Caddesi'nden almışsınız. Olabilir. Babam dedem de oraya götürürdü beni. De şeylerimizi giyer. En şık beni giydirirler kürklü paltolarım, şapkam kürklü, kürklü çantam elimde. Dedem öyle şeysi kafasında fötür şapkası. Beyoğlu oydu ama. Beyoğlu'na Beyoğlu böyle günlük, giderdik Beyoğlu biz. Çok önemliydi. Ay dedem beni bugün Beyoğlu'na götürecek. Düşünsenize. Ne önemli bir şey. Şimdi yani şimdiyle ilgisi yok da. Sevgili hocam var. Ben Beyoğlu'nda hani İstiklal Caddesi'nde 90'larda kitap evleri, yayın evleri, canlılar oraya taşınmıştı ya. Evet. O günden beri gidip geliyoruz oraya çok gidip geliyoruz. Artık tabii kitaplarına çıkmaya başladı. Kitaplar evet. sayısı 30-40'a yaklaştı. Yürüyemiyordum Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Sağ olsunlar. Ama çok telefon uzak. yok. Geçenlerde gittim. Boydan boya yürüdüm. Kimse tanımıyor. Aa, aa. Tabii hep yabancılar. Yabancılar <laughs> evet, yabancı. <laughs> Kalmadı kimse orada. Hayır. Rahat rahat yürüyebilirsiniz. yok artık. Maalesef. Yabancılar. Yani, yani ben bir de şöyle bir kere geçen gün Hacı... yürüdüm. Yani biraz içim acıdı. O Vakko vardı. Vakko da mesela... Vitrini ne kadar önemliydi değil mi? Olaydı. Bir de Vakko'nun asıl önemli tarafı nedir derseniz... Mesela Uzay Hepar'ı Vakko'da klasik müzik çalardı şey piyanoda. Bana dedi ki gel de beni orada gör dedi. Ben bir gittim. Hep kadınlar 80 yaşında, 90 yaşında, 70 yaşında... Hep gelmişler öyle şapkaları bereleriyle kibar kibar oturup çay içip Uzay'ın klasik müziğini dinliyorlardı, klasik piyanosu. Bir de o İstiklal Caddesi'ndeki mağazaların vitrinleri hazırlayanlarından biri... ünlü ressamımız Mustafa Evet, Mustafa, Mustafa Pilevner'i vitrin Çok yapıyor. Iyi Ve var. sen onun önünden geçiyorsun, olay olay sen onun tasarladığı vitrinler olay. değil mi? Yani, yani Beyoğlu'na çıkmak başlı başına Tabii. büyük bir lüks yani Beyoğlu'na. Ona göre giyineceksin, öyle değil. Hiç unutmuyorum işte birinci sınıftaydım. Kürklü mantom vardı beyaz. Gündelik öyleydi. hayatın içinde bir okuldu. okuldu. Yani tünelden... Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürürken e sonra size söyleyeyim. Görgüiyet Tiyatrosu oradaydı. Ben yılımdan bahsediyorum. 70'lerden. Muammer ler. Karaca. Muammer Karaca Ali Poyrazoğlu ile biz 70'lerde orada Sohane. oynadık. Biraz yukarısı sıra servilerde Dorm Orman Dorm Tiyatrosu. Dormatrosu. Ay şey kabare işte. Maxim Gazinosu değil mi? Maxim Gazinosu'nun biraz ilerisiydi bizim evet, oynadığımız e, e. Devekuşu Kabare. E, evet, Devekuşu evet, kabare, evet. kabare Tiyatrosu altında Kulüp 12. Yani bunlar tarihtir. Kulüp 12 çok büyük bir tarihtir. Mesela şey oradan çıkmış bir sanatçıdır. Huysuz Virgin. Kulüp 12'de Tabii. ilk gördüm ben Huysuz Virgin'i. Allah Allah ne enteresan dedim zenne bir kadın. Yani Kulüp 12 sabah beşlere kadar süren bir kültür çok yeriydi. Çok. Sevgili hocam anlat, anlat, Ay bir bitmeyecek zaten. <laughs> e, Nilgün Belgün bitmez ki. Bitmesin ay, zaten. E, bir de kitaplarınız var. Yani hem e, müzik çalışmalarınız var. Evet. E, hem e, tiyatro tek kişilik oyununuz, e, keza kitaplarınız. Şimdi her sene e, en son buydu. Buydu en galiba. En son bu hayatla geçinmeyi, geçinmeyi seçtim. seçtim. Evet. Bunu size de imza aldım. Belki bakarsınız. Hayatta geçinmeyi seçtim de İpek Durkalla ama nehir söyleşi değil. Evet. Tamamen sohbet üzerine sohbet. yaptık ve benim şey. fikrimi öğrendi. Ben şimdi belli bir yaşa gelince tabii ki daha bilge bakıyorum hayata. Biraz onun da kitabı oldu. Yani neler yapımı... Bu da tek kişilik Bu oyununuz. Tek kişilik oyunumun evet. büyük adada şeyimiz vardı. Bir köşkümüz vardı. Babaannemle dedemden kalan. En üstünde bir Mart ayında gitmişliğim var Nisan'a kadar bu kitabı yazdım orada çok Büyükada'da güzel. denize bakarak yazdım. Çok güzel. Ee, en üst katında. Ve, ve, ve hayat sen benimsin. Hayat sen benimsin bu da çok güzel bu benim gözüm gibi baktığım en sevdiğim kitabımdır. Ee, bu da Gülenay Kalkan pardon Gülenay Börekçi vardır çok önemli evet. bir gazeteci evet, evet. onunla birlikte yine bir söyleşi sohbet. Onun editörlüğünde yapılmış bir kitap bu Sevgili hocam, e, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde... Evet. E, Kutlukan Perker, çok değerli bir çizerimizdir. Evet. Çizgi romancımızdır. Evet. Çok değerli bir sanatçıdır böyle kült olmuş öne çıkmış oyuncakların resimlerini yaptı. Biz de o resimlerle hediyelik eşyalar hazırladık. Ay çok bu bu ederim. ilk robot. İlk robotun Atomik Man diye bilinen robotun oyuncağı Kutluk Perker çizdi. İlk robot. O müzede sergileniyor. Onun çantasını ederim. size. Çok teşekkür Arman ederim. Ediyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkür Bir de ederim. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Evet. E, yatırım Finansman çok güzel bir madalyon hazırladı Mustafa Kemal Atatürk'ün. İşte Kabartmasının bu üstünde olduğu ve sana minnettarız. Beni bir çok mutlu Çünkü hep konuştuğumuz şimdi. bütün bu öyküler, hikayeler cumhuriyetin eseri. Cumhuriyetin eseri. Mustafa evet. Kemal Atatürk cumhuriyet olmasaydı Ay hiçbirimiz çok olmayacaktık. En ee, güzel, çok ee, en, Ömür boyu en büyük bunu. Yatırım cumhuriyettir. Evet. Bunları size armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum Ay çok bütün keyifli, bu e... hayatımın Işığınızla sohbetini yaptım. Işığınızla hayatımızı hep aydınlattınız. Bundan sonra da aydınlatacaksınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çünkü sizin ederim. ışığınız yüzyıllardır insan insan olma yolunda sanatın ışığı. Sağ olun. Siz onu taşıyanlardansınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Onu gerçek anlamda taşıyanlardansınız. E, Nilgün Belgün hiçbir zaman o ışığı kendini göstermek için kullanmadı. Hayır. O ışığın kendi büyüsü çekiciliği evet. siz oldunuz. Ben hayatımda hep. Ne istersin? Ün Bizim zamanımızda zaten öyle şeyler düşünülmezdi. Ben hep çok iyi bir oyuncu olarak bir anı bırakıp öyle i̇şte gitmek Bu yüzden istedim. de çok ünlü oldunuz. Evet, yani, sanatın evet. kendi hak ettiği ünüdür o. Sağ olun. Ee, çok çok teşekkür ederim ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Ee, çok keyifli bir bir teşekkür ettim. de işte o çocuğu İstanbul Ocak Müzesi'nde hazırlayıp... Bu toplumun hafızasına kaydetmesine katkıda bulunan yatırım finansmanına da çok çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin... ilk kadın nikah memuru... Semra Hanım. Adadan... kızını, biricik çocuğunu alıp... ada vapuruyla İstanbul'a geliyor tiyatroya. Semra Hanım sanatı çok seviyor. Tiyatroya içi gidiyor oğlu'nun o tiyatro salonlarındaki koltuklarda oturup Semra Hanım oyunculara bakarken, yanında, yanındaki kız çocuğu da oyunculara bakıyor ama eve dönüşte onları taklit etmek için. Onlar gibi olmak için. O kız çocuğu, çok sevdiği, hayran duyduğu oyuncular kadar büyük, gerçek bir sanatçı oluyor. İşte o çocuk Nilgün Belgün. <laughs> Yatırım Finansman işte o çocuğu sundu. Yetişim finansman